Sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Şenol Demircan, Balıkesir, Gönen. Şöyle hemen hayvancılıkla ilgili, koyunculukla ilgili bir iki sohbet edelim dedim. Bugün günlerden 18 Ocak. Güzel bir hava var. Güzel de bir damdayız, sayadayız. Şöyle kuzularımızı bir çekersek sevgili kameramanıza söyleyelim. Şöyle yakına gelirsek, alırsak. Değerli arkadaşlar, şöyle bir şey var. Hayvancılıkta ben bunu her zaman vurguluyorum, her zaman söylüyorum. Yani kanalımızda videomuzu izleyenler gerek öz eleştiri yapıyorsunuz, gerek çok güzel eleştirileriniz oluyor, gerek çok kötü eleştirileriniz oluyor ama şimdi şöyle, koyunculuk olarak yani ben bu defa 50 koyunla ben bu işe başlayayım veya 25 koyunla işe başlayayım demiyorlar. Herkes her araya işte 200 tane koyun alacağız, 300 tane koyun alacağız. Ne alacaksınız 200 tane, 300 tane? Dorper ırkı. Ya Dorper yani yaptınız mı? Önce soruyorum. Yani siz koyunculuk yaptınız mı? İşte küçükken ben köydeyken yapmıştık. Annemin babamın vardı. Öyle yok. Yani önce bu işin içinden geleceksiniz. Hiç yapmadıysanız, etmediyseniz bir 15 koyun alın, 20 koyun alın. Yani bir deneyin önce, deneyerek yapın. Yani direkt 100 koyunla, 200 koyunla başlayarak tamamen hayal kırıklığı, tamamen bir yanılgı oluşuyor. Onun için bir de bana diyorlar veya ilk koyun yapmak isteyenler diyor. İşte Dorper ırkı yapacağız, işte Romanov yapacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bizim bu bölgede genellikle hani yerli Merinos koyunu, Karacabey Merinos koyunu hani en çok popüler, en çok şey. Ve direkt arayan vatandaşım beni diyor ki Şenol kardeşim, ben koyunculuk yapacağım. Buyur abi, yapabilirsin başımızın üstüne. Mera var mı? Öncelikle mera var mı noktasında neyi soruyorsunuz? Yani koyunu mera gütmüyor. Yani koyunu mera isterseniz 1000 dönüm yerin olsun, yer olsun, mera olsun. Hani merada koyun bakılmıyor. Yani önce bir kendi yeriniz olacak. Böyle bir kapalı yeriniz olacak. Önünde 3 dönüm, 5 dönüm, 6 dönüm bir boş tel çitle çevrili bir yeriniz olacak ki sonrasında koyunu buradan çıkarıyorsunuz. Merada akşam gezindirirsiniz. Yarım saat, bir saat çiş yaptırırsınız. Gezindirirsiniz, otlatırsınız, papaz yedirirsiniz falan. Yani orada da yine başında çoban olacak, yani siz olacaksınız. Öncelikle vurgum şudur: malın sahibinden gerisi yalan. Yani çobanla yaparım ben bu işi, komşuya güttürürüm, şuna güttürürüm. Yok abi, çobanla tutsanız malı öncelikle kendiniz takip etmeniz lazım, kendiniz bakmanız lazım. Bakın burada güzel bir var. Hani bu şartlar bile gerçi uygun değil ama hani imkanlar dahilinde kapasite bunu el vermiş. Mehmetcan, koyun tuzlar muhtemelen burada 3 aylık da var, 2 aylık da var, 1 aylık da var. Karışık. Altları biraz çamur, biraz yani beyaz bunlar. Merinos ırkı ama biraz böyle şeye dönmüşler. Dorper'e dönmüşler. Gerçi Dorper'in kafası kara kafa ama değişik bir ırk çıkmış buradan Mehmetcan. Ama olsun. Şurada da mesela hani demek istediğim bir de şöyle bir şey var. Cümlem az önce yarım kesildi. Kaldı. Hani ben 200 koyun alırsam bir koyun 6 ayda yavruluyor diyor. Adam koyunun kaç ayda doğurduğunu bilmiyor zaten. Veya bana 3 ayda koyun doğuruyor diyor. Ya koyun 5 ayda doğurur. Yani koyunun kaç ayda doğurduğunu bilmeyen adam 200 koyun alıp 3 ayda bir koyun doğurtmaya çalışıyorlar. Ve bir de şu mantık var. Diyor ki ben 200 koyun alırsam 1 yılda 2 kere doğuruyormuş koyun. Hemen hemen 300 yaptırsam 200 koyundan 100-300 kuzu olur. 2 defa doğurtursam senede 600 kuzu alırım diyor. Ben de ona diyorum ki sen alsan alsan, yani alsan alsan diyorum yani. Hani benim kendi kanaatim, sen 200 tane koyun yapıyorsan sağlamından 200 kuzu al da gerisi teferruat. Bak Mehmetcan, bu da tırt benim arkamdan gelmek için ne kadar mücadele veriyor bak.
Bak Max ne kadar mücadele veriyor. Burada da yeni doğanlarımız var. Annelerle birlikte gayet bakımlı. Bunların tabii kuyrukları kesik. Irk olarak değil. Benim bildiğim kuyrukların kesmesi kossama döneminde daha rahat. Değil mi? Doğru mudur? Evet. Koçumuzun daha rahat net bir şekilde işlev görmesi için yapılmış bir sistem. Sanırım dışı kuzularımız da bundan örnek veriyorum. Bir ay sonra, iki ay sonra arz ederse üretici kuyruğunu kesebiliyor. Hani demek istediğim bu hayvan işine küçük baş, büyük baş, her ne baş olursa olsun ama küçük baş olarak konuşuyorum şu an. Hani ilk defa bu işe, bu sektöre girecek olan arkadaşlar lütfen hani 50 tane alın, 100 tane alın. Küçük küçük ölçekli başlayın ama öyle 100 koyundan 300 alıp da 6 ayda, 5 ayda ve yılda 600 kuzu yani 300 doğurtacağım 6 ayda bir 5 ayda bir deyip senede 2 defa kuzulatacağım ve 300 olup da 600 kuzu alacağım. 100 tane aracım var, 700 tane hiçbir şekilde bir yılda öyle bir köşe dönülmüyor. Bunun içine nereden girebiliriz sevgili kameramanım? Oradan atlayıver aşağı. Buradan atlayıvereceğiz değil mi? Atlayabileceğiz mi? Kırmayız değil mi pakete? Yok yok. Şimdi bir tane kuzuyla poz veremeyeceğim ama bunlar da bayağı bir sağlammış. Sen çek, biz böyle canlı yayınlara düşelim. Kıralım kaseyi. Bir tane yakaladık. Sence erkek mi dişi mi? Erkek. Gördün mü söylüyorsun, görmeden mi? Görmeden. Bence dişi. Evet. Yani sen oradan görme açın vardı, görerek kopya çekebilirdin ama bence dişi dedim çünkü bunun burası şiş mi? Yani gördüğünüz gibi ben her türlü görüşe saygı duyuyorum. 0532 067 09 39. Şunların güzelliğine bakın. Yani deneyin, alın böyle 5 tane nasıl oluyor ve hemen bir de şunu yapıyorlar çok. Bugün 50 koyun alıp 3 ay sonra kuzulatıp ya 50 koyunu ben 70 bin liraya aldım ama 3 ay sonra bunu 120 bin liraya satabilir miyim? Satamazsın. Yani kar amaçlı bir işe girmeyin. Hemen bir işe girirken benim kendi görüşüm kar amaçlı girmeyin. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Dostça kalın. Hoşça kalın. Başımın üstünde yeriniz var. Eyvallah.